Başkanım burada biz otobüsün şimdi böyle vaktinizi şey yapmak için arabayla gireceğiz. Burada otobüsün gövdelerini imal ediyoruz. Her türlü otobüsün gövdesi, kaynaklı gövde burada imal oluyor. Ve ağır kaynak imalatının olduğu fikstürlerden gövdelerin çıktığı bir şey. Binamız bu. İneceğimiz yerler olacak da vakitten kazanmak için mümkün olduğunca böyle yapıyoruz. Gerekirse yüklem alanımız burası. Her aç gördüğünüz gibi askılama yapıyoruz operatör arkadaşlarımız sayesinde. İki tane kreynimiz var. Kreynlerle sağ ve sol hareketler yapalım. Kaldırıp indirme, daldırma sistemi var. 10 tane proses havuzumuz var. Her araç her prosese gidiyor. Her birinin reçetesi farklı. Var. Bir tane aracımız gördüğünüz gibi fosfat kaplanmış. Korozyon. Öyle mi? Tabii. Evet. Bu metrobüsün arka kısmı. Körükten sonraki kısmı. Çünkü araç iki parça. Körük olduğundan iki parçaya geldi. Bu körüğün arkası. Kataferes havuzumuz. Elektroliz yöntemiyle kaplama işlemi yapılıyor. Belirli bir voltaj ve akımda 8-10 dakika kadar kalıyor. Siyah kataferesi tercih ediyoruz. Amacımız korozyonu önlemek, 12 yıllık paslanmazlığı garanti altına almak amacıyla. Evet, çok iyi. Hacı Osman'a gidiyormuş. Yapacak bir şey yok. Kaldırıyor tabii. Tamam bakalım. Evet başkanım böyle bakarsak. Bugün güne ve haftaya Sakarya'da Arifiye'de başladık. Burada ülkemizin değerli sanayi kuruluşu Otokar fabrikasındayız ve geçen yıl yaptığımız metrobüs otobüs alımı ihalesiyle beraber 100 aracımızı Otokar firması yapıyor. Burada otokar firmamızın yapımı devam eden araçlarımızın ziyaretini yaptık. Çünkü çok değil, bir hafta içinde ilk 20 aracımız İstanbul'a gelecek. Toplamda 100 araç da Nisan, Mayıs ayları içerisinde tamamlanacak. İstanbul'un ne yazık ki otobüs filosu yaşlandı. Ortalaması çok yüksek. Bu konuda uzun yıllardır yatırım eksikliğini de yaşadı kurumumuz. Gelir gelmez adımlar atmıştık. Birinci adımımız aslında vardı ve o daha büyük kapasiteli bir alımdı. Ancak bir kredi onayımız onaylanmamıştı. Daha sonra kendi imkanlarımızla taksitlendirme yaparak alım ihalesine çıktık. O şekilde 150 aracımızı aldık. 100 aracımız bu firmada, 50 aracımız başka firmada yapımı devam ediyor.
Hepsi bu aylar içerisinde yine bizimle olacak. Otokarda şu anda tabii sadece imalatı izlemeye değil, şu an içinde olduğumuz araç metrobüs araçlarımızdan bir tanesi. Bir nevi deneme sürüşünü yapıyoruz. İstanbul'da dediğim gibi otobüs filosunun yenilenme meselesi önemli. Bu manada gerçekten halen Cumhurbaşkanlığı onayında bekleyen yatırım izleme birimi diyelim. Orada bekleyen onayımızın gelmesi halinde aslında alıma devam etmek arzusundayız. Bu İstanbul'a bir hizmet. Yenilenen araçlar daha güvenli hizmet anlamına geliyor. Daha güvenli yolculuk anlamına geliyor. Bu 150 araç bile metrobüs filosuna katıldığında görecek ki vatandaşlarımız gerçekten daha konforlu, daha kaliteli, daha kusursuz bir hizmet almaya başlayacaklar. Zira metrobüs filomuzda 2 milyon kilometreyi geçen otobüslerimiz var. Heyecanla bekliyoruz. Yatırımlarımız devam ediyor. Bu zor günlerde, zor zamanlarda yatırıma devam etmenin de hem şehrimiz hem ülkemiz adına gururunu yaşıyoruz. Umuyorum daha güzel haberlerle İstanbulluya daha güzel müjdeleri vermeye devam edeceğiz. Yani bir metrobüs aracımızın körüklü metrobüs aracımızın daha doğrusu uzunluğuyla beraber görüntüsünü de bu şekilde sizinle paylaşmış olduk.